Sen de macera bir insansın ya. Her seferinde yeni bir sırrın, yeni bir yalanın ortaya çıkıyor. Daha bilmediğimiz neler var kim bilir. İyi, otur anlatayım sana bütün listeyi. Ya bırak, bir daha hala üste çıkıyorsun. Kahretsin bu eksik. Kaç kere anlatacağım Levent? Elimdeki parayı otelin tadilatına harcadım. Zaten sezon açılıyor. Bu taksidi ertelersen diğerlerini hiç aksatmayacağım. Leman'cığım anlıyorum ama elimden bir şey gelmiyor. Zaten senin için çok uygun bir taksitlendirme yaptım. Daha fazlasını isteme benden. Bir de arkadaşım olacaksın. Sen de böyle yaparsan. Ha? Ay bir bu eksikti. Of. Çok özür dilerim, istemeden oldu. Beni ararsanız hasarınızı karşılarım. Bir de isteyerek olsaydı. Alo. Efendim? Ay çok merak ediyorum. Nasıl becerdiniz bunu? Yanlış aradınız herhalde. Burak Yılmaz'ı aradım. Arabama çarpmışsınız. Aa evet, evet. Çok özür dilerim. Bir anlık dalgınlığıma geldi işte. Zaten bin türlü dert var başımda, bir de bu çıktı. Tamam, siz hiç sıkmayın canınızı. Ben her şeyi halledeceğim. Zaten sizi bekleyecektim ama bir toplantıya yetişmem gerekiyordu. 10-15 dakika sonra buradan çıkacağım. Eğer hala oralardaysanız, isterseniz bir yerde buluşup halledelim hemen bu işi. Yok yok, ben bekleyemem. Tamam. O zaman hiç bekletmeyeceğim sizi. Hemen çıkıyorum. Bankanın yan sokağında bir kafe var, adı Kahveden. Siz oraya oturun, ben gelince ararım. Alo, alo! Alo, nasıl geçti? Her şey yolunda. Birazdan buluşuyoruz. Güzel. İşin bitince ara beni, tamam mı? Haber var. Arayacağım. Hadi bay bay. Alo Güven. Efendim Mine? Geçmiş olsun ya. Yeni duydum ben. Serbest bırakmışlar seni. Evet. Keşke bırakmasalardı. En azından bunları görmezdim. Neredesin? Söyle yanına geleyim. Vallahi ben oturuyorum. Nerede olduğumu da bilmiyorum yani. E tamam, sen benim yanıma gel o zaman. Tamam, neredesin sen? Sahildeyim. Karataş'ta, evet. Tamam, geliyorum. Efendim? Geldim ben. Ben Burak. Leman. Memnun oldum diyeceğim ama ne yalan söyleyeyim, hiç memnun olmadım. Haklısınız. Pek de hoş bir durum değil bu. Ama kendimi size affettireceğim. Yolda servis aradım, gelince arayacaklar. Buradan beraber çıkacağız, arabayı teslim edeceğiz. Bütün masrafları ben karşılayacağım.
Sonra sizi evinize bırakacağım. Ya da nereye gitmek isterseniz. Yok, ben taksiyle giderim. Mümkün değil. Zaten gününüzü mahvettim. Bırakın da bari bunu yapayım. Bu arada öğle yemeği yediniz mi? Ben aç değilim. Ben çok açım yalnız. Dün senin gittiğin uçurumdaydık. Çok korkuttun bizim yine. Vallahi denizi tutmasaydım arkandan geliyordu. Sen mi kurtardın? Mine, deniz seni seviyor. Gerçekten. Hatta çok seviyor. Yani şöyle baktım, sevmeyen adam öyle perişan olmaz. Ya boş ver şimdi sen onları. Siz ne yapacaksınız? Aslında bir suçu yok sonuçta. Ya ben de ona inanmak istiyorum ama. Ya inan o zaman. Sen Aslı'yı seviyorsun, o seni seviyor. Böyle bir şeyin hayatınızı mahvetmesine izin vermeyin bence. Sonra demiştim. Merak ettim seni. O herif babamın peşindeydi. Şimdi de seni mi rahatsız ediyor? Hayır. Ayrıca o herif dediğim benim sevgilim. Nasıl ya? Güven kötü biri değil, tamam mı? O sadece beni korumaya çalıştı. Benim şimdi gitmem lazım. Sonra konuşalım, oldu mu? Her şeyi anlatacağım. Peki. Unut demesi kolay. Ya gelip benimle konuşmadı. Sustu. O kadar yaraladı ki beni. Deniz seni seviyorsa hala, ki öyle görünüyor. Neden oldu bunlar? Biraz fazla takıyorsun bence. Ya Asır'la Deniz onlar. Çocukluk aşkı sonuçta onlarınki. Aralarında hiçbir zaman bitmeyecek bir şey var. O ne demek öyle? Yanlış anlama beni. Adına ne dersen de. Onların arasında özel bir bağ var. Hiçbir zaman bitmeyecek. Efendim anneanne. Güvenli misin? Hı hı. Tamam. Leman yemi yuttu. Söyleyeyim dedim. Şimdi kapının önündeyim. Servis bekliyorum. Tamam, geliyorum. Güven, benim gitmem lazım. Anneannem merak etmiş. Tamam. Lütfen bekleyin. Buyurun. Teşekkür ederim, zahmet oldu. Rica ederim, ne zahmeti. Arabanızı takip edeceğim. En kısa zamanda geri alacaksınız. Sağ olun, teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Sayenizde çok sıkıcı bir toplantıdan kurtuldum. Umarım tekrar görüşürüz. İyi günler. Size de.